Evet, şimdi başka bir konuya geçeceğim. Arkamdan uçak gözüküyor, Türk yıldızları. Sıradaki konumuz, başlıktan da anladınız, cinsel obje gözüyle bakmak. Bundan iki türlü anlam çıkarılabilir. Biri normal, kimsenin fark etmediği alışılmış durum. Biri de net ortada olan bir durum. Yani zaten cinsel obje gözüyle bakmak deyince insanın aklına gelen sapık. Bunu da kastetmiyorum. Direkt aklınıza bu gelmişler, bu değil. Şu gözle bahsediyorum. Bu herkesin algısında var ama kimse fark etmiyor. Bu yakışıklıya, güzele bakmak gibi bir mantık. Yani yakışıklının güzele bakması, yakışıklının çirkine bakması ya da güzelin çirkine bakmaması. Şöyle bir durum var. Yani işin içinde aşk da olabilir. Onun için bakmıyor olabilir ama aşk olmasa bile şöyle bir mantık var. Ben bunu deneyimledim, gördüm. Mesela kız güzel ya, adam yakışıklı ya. Adam kızın yanına gidiyor, diyor ki ben yakışıklıyım diyor. Ya ben yakışıklıyım değil mi? Yani bu içinde diyor. Ben yakışıklıyım diyor. Bu kızla güzel diyor. Niye olmayalım ki biz diyor. İkimiz de yani üst mertebe tipleriz yani diyor. Yanına gidiyor. Gözüm önünde izliyorum ben de böyle kantinde. Sen de çıkalım mı diyor. Olur diyor. Direkt kabul ediyor bak. Diyor kız adama bakıyor. Ya, çocuk yakışıklı çocuk. Ondan yakışıklısını mı bulacağım? Bundan daha iyisini mi bulacağım diyor. Aşka bakmıyor. Tipine bakıyor. Adam da bak. Asıl burada cinsel obje mevzusu var. Adam da kız güzel diyor. Gideri de var diyor. Niye çıkmayayım ki diyor. Yani kız çirkin olsa hiç bakmaz yani. Kusura bakmayın da. Hepsi bir alt gözle bakıyor. Yok ben yakışıklıyım. Benden çirkin kızla mı çıkacağım ya da kızla. Ben çok güzelim. Hatta ben de çok yaşadım. Yani çok aşağılanma. Ben konuşuyorum tip tip. Ne var be? Ne var? Yanına yakışıklı bir adam gelsin. Ay merhaba. Kıvıra kıvıra kendinden geçiyorlar anasını satayım. Bunu siz de filmlerde de gerçekten de deneyimlemişsiniz. Bir kişi kızla, bir kızdan ya da bir adamdan hoşlanıyorsun, yanına gidiyorsunuz. Sana köpek çekiyor, ondan sonra başka bir yakışıklı bir tip geliyor, ona kendinden geçiyor anasını satayım yani. Bu daha iyi gideri var bunun. Ya ben bu adamla çıkarım. Daha çok gideri var. Kadında, aman adamda, bu kızın daha iyi çok gideri var. Niye ben çirkin kızla çıkayım, güzel kızla çıkayım? Kalp mal çoğu kişi önemsemiyor şu anda. Güzel mi? Ben güzelle çıkarım. Çirkin mi? Ben çirkin. Çirkine çıkmam. Ben bundan kaçtım. Valla ben çirkin kızlardan da hoşlanırım. Zaten kendi sıfatım böyle. Güzel kızdan... Anlıyorsun. Sıfatım böyle diye. Çirkin kızdan da hoşlanırım. Güzel kızdan da. Yani kalp mevzusu bana anlatabiliyor muyum? Ya benim düşüncem bunlar. Ben insan psikolojisini de inceliyorum. Gözlemlerimi söylüyorum şu anda yani. Bunlar benim deneyimlediklerim. Etrafımda izlediklerim. Ben insanlar çok inceleyen bir adamım. Ha ben bazen... Ha bazen işin içinde aşk olduğu için de güzele dönüp ya da yakışıklıya dönebiliyor. Ama o konu ayrı. O normal ama böyle sırf güzel diye aşık olduğunu zannedenler var. O kısımdan bahsediyorum ya da yakışıklı diye aşık olduğunu zannedenler var. Bu benim dediğim cinsel obje gözü ya da algıyla alakalı. Ben bu kadın yani karşındakini çok güzel görüyor, sonradan aşık olduğunu zannediyor. Aslında güzel olduğu için herhalde aşık olmuşum ya da adam yakışıklı. Ben buna aşık olurum ya da eninde sonunda aşık olurum diye önlerine bir duvar kapatıyorlar. Bir perde çekiliyor o sıra. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Havacılık Müzesi'nin en ucundan konuştum bugün. Beni izlediyseniz lütfen beğeniyi çok görmeyin. Ha bakın ben burada kendi düşüncemi belirtiyorum. Beğenmezsiniz, eleştirinizi yapabilirsiniz. Dislike atmayın, kötü oluyorum. Eleştirinizi yapın, tartışalım. Yani seviyeli tartışmadan zarar gelmez, iyi olur. Belki benim yanlış bildiğim var, belki sizin yanlış bildiğiniz var. Konuşuruz, ikimiz herkes yanlış bildiklerimizi ortaya çıkarır. Yani gerilim yaratacak bir konu yok. Tartışmaya, girişmeye, küfre gerek. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yoruldum. Lan tramvay geçiyor yine. Ben durduruyorum. Ne ağaçmış amık ya.